çok kıymetli anlıyoruz. Söğüt bizim için açıkçası göz bebeğimiz. Söğüdümüzün en temel problemi olarak gözüken, sayılan bu hususlarda ciddi mesafeler aldık. Ha şu anda bir tek bozuk bağlantı yolumuz kaldı. Allah'ın izniyle onu da biliyorsunuz projesinin ihalesi yapıldı, projeler çizimi yapıldı. İnşallah önümüzdeki dönemde Bozüyük Söğüt arasındaki bağlantı yolunu yaptığımız zaman da Söğüt'e ulaşmak her alanda, her anda, her yönden çok daha kolay olacak. Geçen de termal serama uğradığım zaman Mehmet Bey de söylemişti. Yani şu anda iki yeni fırını daha devreye sokuyoruz. 150 açığımız var dedi. Yani Söğüt Allah'a şükür Sayın Başkanım bu anlamda belediye hoparlörlerinden anons yapılarak işçi aranan hale geldi. Bu yönden hakikaten şükretme makamındayız. İnşallah yakın zamanda da termal serave mevcut çalışanlara ilaveten 150'nin üzerinde işçi alınacağı noktasında müjdemizi kendisinden almış olduk. Neticede tabii işlerimiz bitmedi. Yani ben Sayın Başkanımız Osman Güneş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yani geçtiğimiz 5 yıllık dönem zarfında hep birlikte Söğüt için çok güzel, hayırlı hizmetlere vesile olduğumuz kanaatindeyim. Projelere imza attık, güzel parklarımızın açılışını yaptık, sokak sağlıklaştırması noktasında güzel çalışmalar yaptık. Tabii siyasetçi için en güzel şey veda ederken de arkadan gelen insanların onu hayırla yad etmesidir. Evet, bir sürü eksiğimiz var, kusurumuz var, yanlışımız var. Mutlaka muhatap olduğumuz insanlarla ilgili olarak belki gönül kırgınlıklarımız da olmuştur. Ama geri dönüp baktığımız zaman inanıyorum ki Osman Bey kardeşimiz için Söğüt halkının genel anlamda bir gönül rızasının olduğu kanaati var bende. Söğüt'e her gün Allah kısmet etti. Özellikle son 5-6 yıldır başbakanımızı temsilen ben geliyorum. Sizlerle birlikte oluyoruz, ziyaretlerimizi yapıyoruz, resmi konuşmalarımızı yapıyoruz, gönüllerle kucaklaşıyoruz, Söğüt halkıyla selamlaşıyoruz. Ben de sözlerimin başında bir teşekkür belirtmem lazım. Osman Güneş kardeşimizi geçmişten bu yana tanıyoruz. 1994'te de Refah Partisi'nden belediye başkanıydı. 2009'da da Söğüt'ümüzden belediye başkanı oldu. Çok güzel çalıştı. İnançlı, ahlaklı, dürüst olsun ki bugün aynı duygu ve düşüncelerde kendisi gibi bir kardeşimize, Osman Yılmaz arkadaşımıza, o da iki dönemdir kendi beldesinde belediye başkanlığı yapan, yine aynı meslekten, o da onun kadar inançlı ve gayretli, dürüst bir arkadaşımıza bayrağı devrediyor. Bu bir bayrak yarışıdır, hizmet yarışıdır. Koşarsanız önünüzdekine verirsiniz, o daha hızlı koşar. Bize bunlar hayrül halef derler. Yani kendisinden sonra gelen hayırlı bir halefi bulduğu zaman insan çok mutlu olur. Yeter ki daha hızlı koşsun, daha çok hizmet etsin, yüzümüzü kara çıkarmasın, başarılı olsun. Evet, ayakta kalan kardeşlerimiz var, şu boşluklara oturabilirsiniz. Herkese yer yok ama bazı yerlerde gözüme çarpıyor. Ayakta kalmayın lütfen, arzu ederseniz benim yerim dahi oturabilirsiniz. Evet. Yani hanım kardeşlerden ayakta olan yok. Yoksa onlara teklif verecektim. O yüzden sizlere de yer bulabiliriz. Bilen ve Söğüt'e yakışır güzellikleri getiren bir başkanımız olmuş. Göreceksiniz Osman Yılmaz arkadaşımız da bunu daha ileriye götürecek. Bakın seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerde iki şey konuşabiliriz. Birincisi, belediyemiz varsa belediyemizin yaptıklarını ve yeni adayımızın yapacaklarını. Osman Bey'in yaptıklarını görüyoruz. Tarihe, kültüre önem vermiş. Yeşil alanlara, arazi düzenlemelerine önem vermiş. Halkımızın daha mutlu yaşaması için çevre düzenlemeleriyle kalmamış. Yollar, parklar, bulvarlar açmış. Hava kirliliğini önleyecek tedbirler almış. Çocuklarımız, kadınlarımız için yeni çevreler oluşturmuş. Tabii işsizlik önemlidir. Yine beldemizin gelişmesi, sanayi ve ekonomideki büyümesi için de her türlü çalışmayı yapmış.
Söğüt'ü tanıtma açısından da elinden gelen gayreti göstermiş. Biraz önce karnesinin Yıldız'da pek iyi olduğunu söylemiştim. O zaman mahalli seçimler için bir, başkanımız iyi çalışmış. Şimdi yeni başkanımız da yeni projeleriyle aldığı emaneti çok daha yukarılara taşıyacağını söylüyor. Ona da inanıyoruz, ona da güveniyoruz. Hamdolsun Söğüt'te gözümüz arkada değil. Şimdi bu seçimde bizim oyumuz Osman Güneş'in aldığı oydan daha fazla olmalı ki AK Parti'nin yükseldiğini göstermeliyiz. Aşağıya doğru değil, yukarıya doğru gittiğini, sadece Söğüt'e, Bilecik'e değil, sadece Türkiye'ye değil, Türkiye üzerinde hesap kuran dünyanın her merkezine bir mesaj verebilmeliyiz. Bunu Söğüt başardığı zaman Söğüt'ün eli öpülür. Derler ki siz Ertuğrul Beygazi'ye layık evlatlarsınız. Ne mutlu size. Her yer kazandı ama Söğüt en yüksek oyla kazandı. Bunu sağlamak için çok fazla şeye de gerek yok. Yeter ki herkesin elini sıkın, sırtını sıvazlayın, hatırını sorun ve Osman Yılmaz için, AK Parti'miz için, başbakanımız için, ülkemizin geleceği için oy isteyin. Önce en yakın çevrenizden başlayın. Akrabalarınız var, evlisiniz, eşinizin yakınları var. Kayınbiraderden, baldızdan, bacanaktan tutun, aile fertlerinizde ne kadar insan varsa onlara, arkadaşım benim hatırım için. Bak bu seçimde Osman Bey'in AK Parti'nin kazanması ve yüksek oyla kazanması lazım. Senden bir şey rica ediyorum. Bu seçimde oyunu AK Parti'ye kullan. Sonra yakınınızda olmayan insanlar olabilir. Telefon açacaksınız. Nerede olursa olsun. Kardeşim bu seçimde biz burada AK Parti'ye oy kullanıyoruz. Sen de bulunduğun yerde. Bursa mıdır, Manisa mıdır, Hakkari midir, Şemdinli midir bilemem. Herkesin bir sürü arkadaşı var. Tertipleriniz vardır. Askerlikte tertip önemlidir. Ben yedek subay olarak yaptım. Benim tertibimde 48'e 3'lerle 51'e 1'ler vardı. Bak unutmadım. Tertip unutulmaz askerlikte. Tertip nasılsın diye telefon açacağız. İyiyim, güzellik, sağlık, selamet. Arkadan diyeceksin ki bak seçimler yaklaşıyor. Bu seçimlerde sen tertibimden AK Parti'ye oy istiyorum. Eli öpülecek olanı öpeceksin. Çayı içilecek olan varsa içeceksin. Sen de içireceksin. Sen de yemek yedireceksin. Sen de ev sohbetleri yapacaksın ki Söğüt gibi bir yerde AK Parti'nin, yani Söğüt'te devleti kuran iradenin hükümet olduğu bir Türkiye'de AK Parti gibi güçlü, büyük, dünyaya nam salmış bir belediye başkanlığını buradan ilan edelim. Kimse seçilsin, kendi başına bir anlam ifade ederse eder. Ama bizim 3 tane avantajımız var. AK Parti grubu arkasında, hükümet arkasında, milletvekilleri arkasında, millet zaten arkasında, bu kaymaklı baklava gibi bir şey. Yemeye doyamazsınız. Hayırlı uğurlu olsun.